İçeridekiler teslim olun. Etrafını sarıldı. Takviye ekipler birazdan burada olacaklar. Teslim olun. Durun komiserim, durun. İçeride kimse yok. Ben çalışanım zaten. Banka gece soyulmuş. Ben geldim ve durumu bu şekildeydi. Sayın memure, siz ne zaman geldiniz buraya? Şimdi geldim Kerem komiserim. Kapı açıktı ve güvenlikler de yerinde yoktu. İçeriği de dağınık görünce işlerin yolunda gitmediğini düşündüm ve direkt alarma bastım. İyi yapmışsın memure. Güvenlik kameralarının olduğu oda nerede? Derhal beni oraya götür. Kameraları incelemek istiyorum. Hemen sıcağı sıcağına olayını çözmemiz lazım. Tabii Kerem komiserim. Beni takip edin. Bir alt kata ineceğiz. Sen burada bekle Salih. Telsizden de anons geç. Olay yeri incelemek ekibi gelsin. Bir an önce baksın hemen. Tabii komiserim. Hemen haber veriyorum. Gidelim biz de. Şu güvenlik görüntülerine bakalım hemen. Buyurun o halde. Beni takip edin. Arkadaşlar merhaba. Ben Minecraft köy komiser yardımcısı Salih. Merhaba amirim, dinliyorum. Köyde bulunan Merkez Bankası'nda soygun gerçekleştirilmiş. Derhal olay yeri inceleme ekipleri buraya gelsin ve durumu kontrol altına alsınlar. Sıcağı sıcağına olayı çözmemiz lazım. Emredersiniz amirim. Hemen hazırlanıp geliyoruz. İşte burası Kerem komiserim. Tüm görüntülere buradan ulaşabilirsiniz. Bu bilgisayarlar kapalı. Kayıt cihazları nerede? Şu dolapta olması lazımdı komiserim hepsi. Tamam da bu dolaplar da boş ama. Allah bilemedim komiserim. Anlaşıldı. Hırsızlar kayıt cihazlarını da alıp gitmişler. Allah kahretsin. Peki ne yapacağız şimdi komiserim? Durum kötü sanırım. Vallahi durum gerçekten kötü. Siz benimle beraber merkeze gelip ifade vermeniz gerekiyor. Nasıl yani? Ben şimdi şüpheli miyim? Bu durum kötü gibi algılanıyor ama yani şu anda ne yazık ki şüphelisiniz. Bir ifadenizi alalım. Zaten o sırada olay yeri inceleme çalışma yapacak. Burada durmanızın bir manası yok zaten. Anladım komiserim, anladım. Gidelim o halde madem. Salih, ne yaptınız? Haber verebildin mi olay yeri incelemeye? Verdim komiserim. Birazdan burada olurlar. Siz ne yaptınız? Var mı bir gelişme? Maalesef Salih. Güvenlik kamerası görüntüleri yok. Kayıt cihazları da çalınmış. Bak bu kötü oldu işte. Şimdi ne yapacağız komiserim peki? Sen burada bekle. Göz kulak ol etrafa. Ben merkeze gidip hanımefendinin ifadesini alacağım. Olay yeri inceleme geldiği zaman da durumu anlat. Detaylı bir kontrol istiyorum. Anlaşıldı amirim. Buralardayım ben, merak etmeyin. Tamam, hadi kolay gelsin o zaman. Beni takip edin hanımefendi. Biz de merkeze geçelim. Dün gece mesai uzadı aşkım. Sabaha kadar çok çalıştık. Bu kadar malzemeyi nasıl aldın? Çok güzel işler çıkardık iş yerinde. Peki bu kadar malzemeyi nasıl aldın? Nereden buldun bu kadar parayı? Aşkım işte dün gece çok çalışınca ve güzel işler başarınca patron da herkese bir maaş ikramiye verdi. Ben de sabah mağazalara uğradım. İşte eksikleri falan aldım geldim. Bir maaş ikramiye ha? Sevindim buna aşkım. Bir gece iş, bir maaş ikramiye. Sanki biraz fazla ama neyse. Kurcalama işte Miray. Bize ne ki? Sonuçta patronun gönlünden kopmuş. İstemiyor mu diyecektim sanki. Yok tabii ki canım. Neyse. Ben sofrayı hazırlayayım. Kahvaltı yapalım. Yorgunsundur sen şimdi. Başka söyleyeceğiniz bir şey yok sanırım sizin. Yok komiserim. Her şey ifademde olduğu gibidir. Sabah geldim ve bankayı bu şekilde buldum. Sonra alarmı çalıştırdım ve siz geldiniz. Tamamdır. Siz şimdilik gidebilirsiniz. Olay çözümlendiğinde durum hakkında bilgi verilir zaten. Peki komiserim. Ben gidiyorum o halde. İyi görevler size. Sağ olun memur hanım. Memur hanım. Olay çözülene kadar köyden dışarı çıkmazsanız iyi olur. Ve sizi aradığımızda lütfen ulaşabilelim. Tabii komiserim tabii. Nasıl isterseniz. Şu fakiri de alayım. Şöyle bir sabah yürüyüşü yapalım. Ne zamandır görmüyorum keratayı. Hoş geldin. Buyursana içeri gel. Yok Miray. Hiç gelmeyeyim. Fakiri almaya geldim evdeyse. Biraz turlamak istiyorum. Evde. Dur çağırayım. Fakir. Aşkım. Gel bak zengin gelmiş. Seni çağırıyor. Dışarı çıkacakmışsınız. Tamam Miray. Geliyorum 2 dakikaya. Zengin abi. Sana bir şey söyleyeceğim. Buyur kardeşim. Hayırdır, bir şey mi oldu? Neden sessiz konuşuyorsun? Dün gece fakir eve gelmedi. Mesaisi varmış. Sabah kadar çalışmış. Sabah geldi eve. Miray, ne olmuş? Ne var bunda? Yoksa fakirden mi şüpheleniyorsun? Yok zengin, öyle değil. Sabah geldiğinde elleri doluydu. Bir sürü yiyecek ve malzeme getirmiş. Halbuki 2 gün önce son paramızı alışveriş yapmıştık. Hiç parası kalmamıştı. Nereden bulmuş peki parayı? Bir şey söyledi mi sana? Dün gece mesaiye kalktığı için patronu bir maaş ikramiye vermiş. O da gidip alışveriş yapmış. Hangi patron bir gece mesai için bu kadar para verir ki? Biraz saçma geldi bana. Sence de bir gariplik yok mu? Vallahi haklısın. Biraz garip bir durum. Bir de fakir son 2 haftadır geceleri çok nadir eve geliyor. Yani sürekli mesaideydim diyor. Bana biraz şüpheli hareketler gibi geldi bunlar. Tamam dur, fakir geliyor. Konuşurum ben, ağzını ararım. Ne konuşuyorsunuz bakayım böyle pısır pısır? Yine kimin kuyusunu kazıyorsunuz bakayım? Yok be kardeşim, ne pısır pısır konuşması, ne kuyusu? Havadan sudan konuşuyoruz işte. Ben çıktım hayatım. Gelirim birkaç saati. Peki aşkım, dikkat et
kendini. Vay be Salih, görüyor musun? Köyümüzde banka soyuyorlar ama biz ne bir iz bulabiliyoruz ne de kamera kayıtları var. Koskoca banka soyuluyor ve hiçbir gören yok. Vallahi öyle amirim. Sanki hayaletler geldi, şehrimizdeki bankayı soyup gitti. İnanılır gibi değil gerçekten. Selamlar komiserim. Günaydınlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Günaydın arkadaşlar. Nereye böyle sabah sabah? Fakirle sabah yürüyüşüne çıktık komiserim. Biraz dolaşacağız spor niyetine işte. Sizde ne var ne yok? Sormayın arkadaşlar. Dün gece banka soyulmuş bizim köydeki. Ne bir iz var ne de kamera kaydı var. Hiçbir şey bulamadık. Ne diyorsunuz komiserim? Bizim köyümüzde böyle olaylar olmazdı. Hay Allah, nasıl olmuş acaba? Vallahi biz de bilmiyoruz arkadaşlar. Ama köyü bilen birisi. Çünkü bu kadar cesareti dışarıdan birisi bulup gelemez. Köyde ne zaman insanlar uyuyor, ne zaman çalışıyor bilen birisi. Kimse yokken gelip soymuş. Çünkü. Hayırdır abi? Niye bana bakıyorsun öyle? Sanki hırsız benmişim gibi. Abi, iyi misin? Daldın gittin. Heh, yok bir şey ya. Aklıma bir şey geldi. Bir işim vardı, unutmuşum. Benim onu halletmem lazım. Eve dönüyorum ben. İyi madem, ben de eve döneyim o halde. Dinlenirim. Dün gece bayağı yoğun geçmişti zaten. Bilirim, bilirim evet. Yoğun geçmiştir muhakkak. Hayırdır aşkım? Dalgınsın bu sabah. Neden fakirin eve bakıp duruyorsun? Yok bir şey aşkım, yok bir şey. Dalmışım öyle. Ben biraz dışarı çıkacağım, gelirim sonra. Aşkım daha yeni döndün dışarıdan. Yine mi dışarı çıkıyorsun? Bir işim daha var halletmem gereken. Unutmadan onu da halledeyim. İyi madem. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Ne diyorsun sen zengin? Olamaz aman Allah'ım.